Hakem son düdüğü çalıp soyunma odasına giderken arkasında maçın gidişatını etkilemiş çok önemli bir hata yapmadan soyunma odasına gitti. Bunu söyleyebilirim. Bu yönüyle de hakemi tebrik etmek isterim. En azından hakem 90 dakika boyunca oyunu kontrol altında bulundurdu. Oyunculara kendini inandırdı. Ve bir derbiyi son yıllarda bu kadar sorunsuz bir şekilde yöneterek içeriye girdi. Ama beraberinde şunu da söylemek lazım. Maçta herhangi bir ceza sahası pozisyonu yaşanmadı. Penaltı mıydı değil miydi tartışması olmadı. Ya da maçta herhangi bir kırmızı kart tartışması da yaşandı. Burada bu oyuncu ihraç olur muydu, olmaz mıydı diye bir tartışma da yaşanmadı. Bırakın bunları, oyun alan herhangi bir yerinde bir elle oynama tartışması bile olmadı. Mesela ben hatırlamıyorum maçta bir elle oynama kararı verilmedi ya da bir elle oynama beklentisi olmadı. Oyuncular gayet iyi niyetliydi, birbirine karşı saygılıydı, hakeme karşı da saygılıydı. Hakemin böyle de bir avantajı vardı. Bunun dışında hakem şanslıydı da. Nerede şanslıydı? Mesela kart hataları yaptı. Göstermemesi gereken kartları gösterdi ya da göstermesi gereken kartları göstermedi. Hatalı gösterdiği bir sarı kart oyuncunun ikinci sarı kartı olabilirdi, atılırdı. Bugün çok tartışılıyor olurdu. Ya da göstermeyeceği bir sarı kart oyuncunun ikinci sarı kartı olacakken göstermezdi, tartışılırdı. Böyle şeyler de yaşamadı. Bu anlamda da şanslıydı. Onun dışında ne söyleyebilirim? Sadece hakemi genel manada başarılı bulduktan sonra özelde neler olduğunu söyleyecek olursak, evet, özelde önemli faul hataları da oldu diyebiliriz. Mesela Abubakar Serdar Aziz dakika 42 net kritik bir noktadan Beşiktaş lehine bir faul verilmeliydi. Çalmadı faul düdüğün hakem. Veya henüz ikinci dakikada Larin Serdar Aziz yine kritik noktadan Beşiktaş lehine bir faul verilmesi gerekirdi. Yanılmıyorsam Larin'in hızlı hücumunda faul yoktu ama oyunu durdurdu hakem. Veya Beşiktaş hızlı hücuma çıkarken Serdar sarı kart gördü ama avantajı kesti. Avantajı oynatıp sarı kartı daha sonra gösterebilirdi hakem ki Beşiktaş çok önemli bir gol pozisyonu ile ilerliyordu. Mesela Gezzal'a gösterilen sarı kart da gereksizdi. Gezzal'ın Caner'e yaptığı faulde görmediği sarı kart vardı mesela. Oyunun hemen başında Abubakar'ın Serdar Aziz'e yaptığı mücadelede bir sarı kart çıkması gerekiyordu gibi. Özelde hakemler için hatalı pozisyonlar çıkartabiliriz. Beşiktaş'ın maçın ikinci yarısında harika oynadığı derbiyi galibiyette taçlandıramadığı bir akşam oldu. Özellikle Abubakar Altay arasındaki düello maçın kaderini belirledi. Sezon başından beri Fenerbahçe'nin oynadığı her derbide özel işler yapan ama son dönemde oynatılmayan Ozan'ın oyuna girip attığı gol bence Erol Bulut'a da iyi bir mesaj oldu. Bu kadar uzun süreli yedek kalması normal değil. Beşiktaş tarafında önemli bir fırsat tepildiğini söyleyebilirim. Çünkü Beşiktaş öne geçtiği bir maçta 4-5 tane de net pozisyon bulup Fenerbahçe ceza sahası içerisinde cirit atarak derbide beraberlikle yetinmek zorunda kaldı. Puan sıralamaya bakarsanız, puan durumuna bakarsanız Beşiktaş için iyi bir puan. Ama oyuna bakarsanız kötü oynamasına rağmen Fenerbahçe'nin aldığı puanın da Fenerbahçe tarafında iyi puan olduğunu söyleyebilirim. Meryem ile ilginç bir maç izledik. Oyunun ilk bölümü pek futbol olarak bizleri tatmin etmedi. Ama kadrolara baktığımda iki tarafın da ofansif oyunculara yer verdiğini görünce dedim ki herhalde iki taraf da kazanmak istiyor ama oyun başladığında ilk bölümde bunları yaşamadık. Bir iki tane pozisyon var. İkinci bölümde Beşiktaş biraz daha oyunu riske etti ve de golü buldu bir duran top sonrasında. Golden sonra anlaşılmaz bir şekilde geriye yaslandı. Fenerbahçe'de ustaları oyuna soktu. Bence daha önce oynaması gerekenleri oyuna soktu. Kimdi bunlar? Sosa, Ozan ve bunlar bu maçları yaşamış kişiler. Bunlar da oyuna girince, bir de Beşiktaş geriye yaslayınca, çünkü hafta arası kupa maçını oynamış, yorgundu Beşiktaş ve Fenerbahçe maçın tek hakim oldu. Bu arada Fenerbahçe defansif tedbirleri rafa kaldırdığı için Beşiktaş birçok pozisyon buldu ani ataklarda. Ve bunlar da adeta Fenerbahçe kalesi önünde Gezal, Larin, Mensah ve başta Abubakar olmak üzere eğlendiler. Yani resmen eğlendiler. Altay da tabii çok önemli kurtarışlar yaptı ve Altay oyunu tuttu son dakikaya kadar. Ve Ozan'ın son dakikada gelen, işte futbolda bu her zaman her sonucu almak mümkün, füzesiyle de maç 1-1 bitti. Sergen Yalçın'a biraz fatura çıkar. Sergen maçtan sonra hakem diyor ama 5 tane oyuncu değiştirme hakkım var. Ve oyuncuları değiştirmiyorsun, yorgun takıma müdahale etmiyorsun. Sonuçta Beşiktaş'ın avantajı devam ediyor ama Fenerbahçe mesaj olarak ben bu ligde zirve yarışında varım dedi. Öncelikle çok keyifli bir derbi izledik.
mücadele eden futbolculara ve teknik adamlara teşekkür etmek gerekiyor. Beşiktaş'ın hala çok güçlü bir oyunu var. Ligin en dominant futbolunu oynayan takımı. Aboubakar'ın performansını özellikle belirtmek gerekiyor. Dün Altay'la aralarında müthiş bir düello yaşandı. Kazanan Altay oldu ama maçın reytingini çok yükselttiklerini söylemek lazım. Beşiktaş Galatasaray'dan bir puan daha uzaklaştı ve Fenerbahçe ile aradaki puan farkını korudu. Şimdi bundan sonraki yol haritasında rakiplerinin bay haftalarını eğer galibiyetle kapatabilirse Beşiktaş şampiyonluk yolunda çok önemli bir mesafe kat eder. Tabii her şey de kusursuz değildi dün gece bence Beşiktaş adına. Özellikle oyuncu değişimlerinde ben Sergen Hoca'nın biraz daha geç davrandığını düşünüyorum. Yani Larin sarı kartlı iken ve yorulmuşken, önünde top tutamıyorken artı Gezal son dönemler çok yıpranarak geldiği için, oyunun son bölümlerinde biraz fazla düştüğü için sanki Sergen Hoca'nın biraz daha erken hamle yapması gerekiyordu. Özellikle ben orta sahaya, yani rakibe Ozan Tufan hamlesi gelmişken orta sahaya dirençli, biraz da temaslı oyun oynayabilecek bir Dorukhan hamlesi bekledim doğrusu. Fenerbahçe tarafından baktığımızda da ben 60 dakikalık performansını çok yeterli bulmadım Fenerbahçe'nin. Ama Erol Hoca forvetleri değiştirmeye karar verip peş peşe oyuncu değişimleri yaptıktan sonra özellikle de Ozan Tufan'ın oyuna girişiyle birlikte yani 70. dakikalardan sonra Fenerbahçe oyunun üstünlüğünü ele aldı. Çünkü orta sahayı tamamen ele geçirdi. Ceza yayı civarında ikinci topları oynamaya başladı ki burada da zaten çok başarılı oldu. Ozan zannediyorum attığı golle ve performansıyla, çünkü sadece attığı golde yoktu. Maçın çünkü ibresini Beşiktaş'tan alıp Fenerbahçe'ye getirdi. Hem kendini hem Fenerbahçe'yi hem de Erol Bulut'u kurtardı diye düşünüyorum. Yani Erol Hoca da Trabzon maçından bu tarafa her maçı son maçıymış gibi oynuyor. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte Erol Hoca'nın artık şu kadro istikrarına ve oyun ezberine biraz daha fazla önem vermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ben yarışın koptuğu kanaatinde değilim. Geçen hafta da aynı fikirdeydim bu derbi oynanmadan evvel. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş arasında yarış devam ediyor ama tabii ki çok büyük bir avantajla Beşiktaş önde.